akşamlar değerli seyirciler. Bir Nefes programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine Alanya Sağlığına Bir Nefes sloganıyla çıktığımız yolda sağlıkla ilgili önemli bir konuyu bu alanda uzman bir konukla, değerli bir öğretim üyesi hocamızla konuşacağız. Konumuz beslenme ve beslenme COVID ilişkisi. Aslında beslenme ile sağlığın ilişkisi günümüzde çok keskin olarak belirlendi ve sürekli de vurgulanıyor bu ilişki. Artık hastaların tanısıyla, tedavisiyle ilgili kılavuzlarda beslenmenin de önemli bir yeri olduğunu görüyoruz. Birçok hastalıkta beslenmenin doğru olması, doğru düzenlenmesi, hastaya, hastalığa uygun sağlıklı bir beslenme yapılması en az ilaçlar kadar etkili oluyor. Bir de beslenmenin koruyucu bir yönü var tabii. Bütün dünyada tıp literatüründe, sağlık literatüründe koruyucu beslenme türleri var hastalıklar için. Tanımlanmış ve üzerinde çalışılan, araştırılan. Çok uzun yıllar önce bizim kanserden koruyucu beslenme diye bir çalışmamız olmuştu. Bu konuda dünyada da çok sayıda araştırma, çalışma var. Malum pandemi dönemindeyiz. Pandemi hepimizin yaşamını tepeden tırnağa etkiledi. Peki bu süreçte hep karşılaştığımız soru, aklımıza gelen önemli bir soru. Acaba COVID-19'dan koruyucu bir beslenme biçimi olabilir mi? Beslenmenin bu hastalığın bulaşmasında veya işte hastalığın seyrinde, tedavinin etkinliğinde bir etkisi var mı? Varsa eğer böyle bir etkinlik, ne tür bir beslenme modeli öneriliyor? Ne tür bir beslenme olmalı? Aslında konunun özü yine dönüp sağlıklı beslenmeye geliyor. Bu akşam bu alanda değerli bir hocamızla konuşacağız. Ali Emrah Bıyıklı Hocam, hoş geldiniz. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanımız Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Hoş bulduk. Seyircilerimize öncelikle kısaca kendinizi tanıtmak isterseniz öyle başlayabiliriz hocam. Tabii oradan başlayalım hocam. 2007 yılında Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun oldum. 2011 yılında Selçuk Üniversitesi Beslenme Eğitimi'nde yüksek lisansımı tamamladım. Ve 2018 yılında da Gazi Üniversitesi Beslenme Diyetetik Doktora Programı'ndan mezun oldum. Eğitim durumumuz bu. Mezun olduktan sonra da birçok yerde çalıştık. Özel hastane, kamu hastanelerinde, devlet hastanesi ve üniversite hastanelerinde çalışma deneyim oldu diyetisyen olarak. Yani klinik anlamda da aslında birçok hastayla karşılaştık. Daha sonrasında 2012 yılından itibaren de Selçuk Üniversitesi yine beslenme diyetetik bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladım ve yaklaşık 2019 yılında 2 yıl önce Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde yine beslenme diyetetik bölümünde doktor öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam ediyorum. Evet, değerli hocam, hoş geldiniz. Sağ olun. Davetimizi kırmayıp programa katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Ben kısaca bir giriş yapmış oldum. Hı hı. Tabii ki sizin bu alandaki bilgi birikiminiz, tecrübeniz, eğitiminiz bu bahsettiğim sorulara daha doğru bir cevap bulmamızı sağlayacak. Evet. Öncelikle sağlıklı beslenme nedir? Çok mu zordur bu sağlıklı beslenme? Neden günümüzde insanların evet. çoğu sağlıklı beslenemiyor? Bu konuda işte obeziteden tutun da birçok kronik hastalığa kadar hastalıkların sıklığı başına aldı gidiyor. Evet. Bunları durduramıyoruz. Biz tıp doktorları olarak tedavi için uğraşıyoruz ama bu kronik hastalıkların birçoğunun maalesef kalıcı tedavisi de yok. Ancak bir semptomatik tedaviyle hastalığı kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Sağlıklı beslenme nedir ve çok mu zordur acaba değerli hocam? Hocam aslında tam da güzel bir noktaya değindik burada. Sağlıklı beslenmenin, ben mesela gittiğim her yerde yaptığımız konuşmalarda sağlıklı beslenmenin aslında çok da kolay olduğunu,
hatta insanların düşündüğünden veya aklında hayal ettiklerinden daha da basit olduğunu her zaman söylerim. Aslında tüm dünyadaki beslenme rehberleri de genelde sağlıklı beslenmenin zaten zor olmadığını ve kolay olduğunu çeşitli yöntemlerle ifade etmeye ve insanlara anlatmaya çalışıyorlar. Ama aslında günümüzde bazı insanların bildikleri şeyler unutulduğu için de biraz bu sağlıklı beslenme zor gibi düşünülüyor. Halbuki sağlıklı beslenme aslında bizim günlük rutinde sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam yemeği gibi öğünlerimizde zaten doğal olarak aslında tükettiğimiz besinler veya gıdalar olarak söyleyebilirim ama tabii insanların gözünde yine bu biraz daha zormuş gibi algılanıyor. Şimdi örnek vermek gerekirse biz aslında sağlıklı beslenmeyi beslenme tabağı modeliyle ya da Türkiye özgü beslenme rehberinde dört yapraklı yonca modeliyle ifade ediyoruz. Mesela bu dört yapraklı yoncada dört temel besin grubu bulunmakta. Bunlar aslında insanların bildiği gibi ama süt ve ürünleri diyelim, et ve benzeri, tahıllar ve sebze meyveler grubu. Biz günlük beslenmede ve mümkünse eğer öğünlerde bu dört temel besin grubunda bir arada bulunması gerektiğini söylüyoruz. Yani örnek bir kahvaltıdan örnek vermek gerekirse, işte mesela bir süt ve ürünleri grubundan bir mesela peynir olabilir veya süt olabilir. Ki hani bizim geleneksel Türk kahvaltısında peynir biliyorsunuz olmazsa olmazdır zaten. Et ve benzeri grubundan yine kahvaltı örneğinden devam edeyim. Et ve benzeri grubundan mesela sabah kahvaltıda yumurta bu gruba dahil olur. Mesela bir adet yumurta gibi düşünebiliriz. Sebze meyve grubundan sabah kahvaltıya uygun olarak tabii ki domates, salatalık, söğüş daha çok tercih ediliyor. Ki kişiden kişiye bu değişebilir. Bazıları yeşil yapraklı sebzeleri de işte maydanozdur, rokadır, teredir. Bunları da kahvaltıda severek tüketiyorlar. Bunlar olabilir ve yine son olarak da tahıllar grubuna gelecek olursak da tabii ki hani yine bizim olmazsa olmaz hani Türk kültüründe muhakkak tüketilen mesela bir dilim ekmek gibi düşünülebilir. Aslında bunları düşündüğümüzde bunların hiçbiri bizim normal gündelik hayatta ulaşamayacağımız veya tüketemeyeceğimiz besinler, gıdalar değil. Hepsi bizim gündelik hayatımızda her zaman tükettiğimiz, her zaman insanların ulaşabildiği aslında gıdalar. Dolayısıyla böyle ifade ettiğimiz zaman bu dört yapraklı yonca modelini aslında insanlar günlük hayatlarına adapte edebildikleri zaman diyeyim, koyabildikleri zaman ki kahvaltı örneğini biz verdik ama öğlen yemeğinde ve akşam yemeğinde de bunlar çok rahat bir şekilde uygulanabilecek besinler, seçilebilecek yiyecekler. Dolayısıyla bunu aslında günlük rutinde oturttuğu zaman kişiler sağlıklı beslenmeye önemli bir adım atmış oluyorlar ve dediğim gibi zor da değil aslında. Değerli hocam, sağlıklı beslenmeyi tanımladınız evet. Ve aslında çok da pratik bir şekilde formüle evet. Ettiniz. Evet. Bu formülü uygulamak da dediğiniz gibi zor değil. Peki bu COVID-19 sürecinde mutlaka çok fazla araştırmalar yapıldı, yayınlar yapıldı, eserler yazıldı ama sizin açınızdan, sizin bilim dalınızla ilgili COVID-19'dan koruyucu bir beslenme önerisi yapabilir miyiz? Böyle bir çerçeve çizebilir miyiz? Hocam tabii öncelikle şöyle söylemek lazım aslında. Şimdi bu COVID sürecinde tabii hani çok fazla uyaranla insanlar bilgilendiriliyor, anlatılıyor. Burada tabii beslenmenin aslında burada çok dikkat çekmesi ve önem kazanması aslında şeye biliyorsunuz bu COVID ile ilgili risk faktörleriyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Yaş faktörünü değiştiremiyoruz. Genetik faktörlerimizi değiştiremiyoruz. Eğer kronik bir hastalığımız varsa tabii ki bunu değiştiremiyoruz. Burada özellikle immün sistem ön plana çıkıyor. Yani bu yaş, hastalık ve genetik faktörler ve immün sistem COVID üzerinde etkili olarak değerlendirildiği için burada özellikle immün sistem ön plana çıkıyor. Çünkü hani bu geliştirilebilir bir şey veya insanların bu konuda bir şeyler yapması gerektiği üzerine vurgulanıyor zaten. Tabii immün sistemi geliştirmek için de beslenme önemli bir faktör. Yani beslenmenin muhakkak burada düzeltilmesi ya da beslenmenin iyi hale getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda tabii beslenme ön plana çıkıyor. Yani kişiler de ve hani bu anlamda yönlendiriyor. Gayet de normal tabii ki bu. Burada beslenmede spesifik bir öneriden ziyade aslında kişilerin sağlıklı beslenme modeline geri dönüş yapmaları daha çok tavsiye ediliyor. Yani bu dediğim mesela işte sağlıklı beslenme ile ilk etapta başlanıp sonrasında geliştirmek için neler yapılabilir diye düşündüğümüzde yine yapılan araştırmaları incelediğimizde
Özellikle COVID sürecinde immün sistemi geliştirmek için vitaminler önem arz ediyor. Mesela A, C, E ve D vitaminleri önemli. Yine selenyum, çinko mineralleri, yine bağışıklık sistemi üzerine önemli etkileri var. Yine bu mineraller önemli. Tabii bunları geliştirmek üzere veya bunların zengin olduğu, mesela besinlerin tercih edilmesi, zengin kaynakların tercih edilmesi, COVID'i en azından immün sistemi güçlendirerek, tabii bunu söylüyoruz, hani COVID'den bir koruyucu faktör olarak değerlendiriyoruz. Ama tabii ki de tek faktör, hani beslenme gibi yaklaşamayız. Ama beslenmenin de önemli bir koruyuculuk etkisi olduğunu da hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yine besinlerden hocam örnek vermem gerekirse, özellikle vitaminler dediğimiz zaman tabii sebzeler ve meyveler ön plana çıkıyor. Özellikle mesela C vitamini çok ön planda, her zaman sosyal medyada veya televizyonlarda hep gündeme geliyor. Turunçgilleri bu anlamda toplumun tercih etmesini bekliyoruz. En çok bilinen zaten C vitamini kaynağımız onlar. Ama özellikle Türkiye toplumunda, bizim toplumumuzda her mevsim C vitamini kaynağını bulmamız mümkün. Turunçgilleri kış aylarında tüketiyoruz, daha çok biliyorsunuz mevsiminde. Mesela yazında domates veya yeşil biber, maydanoz, mesela bunlar da yine C vitamini iyi kaynakları. Yazında mesela bunları tüketerek bunu ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Onun dışında selenyum, çinko mineralleri dediğimiz zaman yine burada kaynak olarak değerli, besinsel kaynak olarak değerlendirdiğim zaman özellikle yağlı tohumlar ön plana çıkıyor. İşte ceviz, badem, fındık gibi besinler. Yine bunlar da aynı zamanda bağışıklığı, immün sistemi destekleyen bu vitamin ve mineral açısından zengin besinler. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Aslında çok önemli konulara değiniyorsunuz. Bu mesajların kaçırılmaması gerekiyor izleyicilerimiz tarafından. Çünkü bunlar sadece COVID-19 için değil, bahsettiğiniz gibi sağlıklı bir beslenme ve sağlıklı bir yaşam için çok değerli öneriler. Bir defa hani sadece bir hastalığa özgü bir beslenme değil de sağlıklı beslenmeye geri dönüş diyoruz. Evet. Bu önemli, bu uyarı. Çünkü sağlıklı beslenme kısıtlı, süreli bir kavram değil aslında. Yani ömür, yaşam biçimi aslında. Ömür boyu devam etmesi gereken bir yaşam biçimi, doğru, yaşam tarzı. Beslenme kültürü dejenere olabiliyor zaman içerisinde maalesef. Bizim aslında özümüzde yer alan, tarihimizde, kültürümüzde yer alan bir beslenme modelimiz var. Daha sade, daha sağlıklı, daha doğal bir beslenme tarzı. Bunu tekrar yakalamak belki önemli. Bu önerinizi dikkate alırsak sonuçta bizim sade, doğal beslenmemiz gerekiyor. Bu konuda herhalde işlenmiş gıdalar da bir soru işareti olarak en azından karşımıza çıkıyor. Seyircilerimizin de malumu olduğu üzere paketli olarak karşımıza gelen, önümüze gelen, bize sunulan işlenmiş gıdalarda hem birçok işlemden geçmiş, fiziksel, kimyasal işlemden geçmiş, hem de birçok katkı maddesi içeren gıdalarla karşılaşıyoruz. Bunların bir kısmı da işte tuz oranını yükseltiyor farkında olmadan, gıdadaki bir kısmı şeker oranını yükseltiyor. Bir kısmı bildiğimiz şekerin dışında bir takım yapılar içeriyor. Ve bunlar çok yaygın artık günümüzde. Yetişkinleri bırakalım bir tarafa, daha hassas bir dönem olan çocuklarda, bebeklerde de artık bu tür gıdalarla ilgili risklerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların riskleriyle nasıl baş edilebilir veya bunlarla ilgili genel beslenme stratejimiz ne olabilir? Bu konuda bir tavsiyede bulunmak ister misiniz değerli hocam? Evet hocam, dediğiniz gibi çok şimdi tabii toplum aslında biraz bizim kültürümüzün eskiye doğru biraz böyle beslenme alışkanlıklarının dönmesi gerekiyor. Maalesef o hazır gıdalar, işlenmiş gıdalar dediğiniz gibi çok fazla insanların hayatına bir şekilde girmeye başladı. Giriyor da zaten.
Tabii biraz bunda dediğim gibi birçok faktör de belki hani etken, onu da söyleyelim, belki hani yaşam şartları, işte çalışma ortamı veya reklamlar, televizyonlarda verilen, sosyal medya, televizyon, bunların hepsi etken olarak göz önünde bulundurması gerekiyor. Ama tabii bunlardan özellikle uzak durmak adına kişiler her zaman doğal besinleri tercih etmesi gerekiyor. Yani her zaman aslında bizim hep söylediğimiz, belki de diyetisyen olarak hani bir mesleki olarak alışkanlığımız, her zaman bizim ilk tercihimiz doğal besinler. Yani her zaman ilk tercihi doğal besinler olmasından yanayız. İşlenmiş hazır besinlerde tabii şöyle bir durum da var. Biraz atıştırmalık ürünler olarak da bunlar daha çok görülüyor. Yani hazır hemen tüketilecek gıdalar olarak tercih ediliyor. Bunlar yerine aslında daha sağlıklı atıştırmalık ürünler de tercih edilebilir. Birçok alternatif var. Aslında yine dediğim gibi eskiye döndüğümüz zaman, bizim kültürümüze döndüğümüz zaman sağlıklı atıştırmalıklar var. Mesela günümüzde biliyorsunuz artık toplumumuz mesela akşam işten geliyor aile ortamı. İşte evde çay demleniyor ve çayın yanında işte atıştırmalık bir takım besinler tüketiliyor. Tabii biz burada özellikle hazır gıdaların tercih etmemesini kişilerin bekliyoruz. İşte bisküvi gibi, çikolata gibi, kek gibi ürünleri tercih etmemesini söylüyoruz. Bunlar yerine sağlıklı atıştırmalıklar dediğim gibi tercih edilebilir. Mesela örnek yine verelim kültürümüzden. Mesela biliyorsunuz cevizli sucuk vardır bizim kültürümüzde. Bir atıştırmalıktır o. Yani pekmezde cevizin bir araya geldiği, çayın yanında hani insanların işte bu öğleden sonra olabilir veya akşam olabilir mesela tüketebilecekleri sağlıklı bir atıştırmalık. İşte az önce söyledik mesela hani yağlı tohumları tüketelim dedik. Mesela yine çayın yanında insanlar işte cevizdir, bademdir, fındıktır, yine bu tür yani tuzlu olmayan ve kavrulmamış tabii olmasını tercih ediyoruz. Yani çiğ olarak diyoruz. Mesela bunları atıştırmalık olarak yine tercih edebilirler. Yine bu arada hani sebze, meyve bu ara öğünlerde mesela kişilerin hem de biraz iştahını baskılamak için hem de sebze meyve tüketimlerini artırmak için kişiler mesela bu tür atıştırmalıkları tercih edebilirler. Yani bu atıştırmalık olayında aslında paketli ürünlerden ziyade doğal ürünler ne tüketebiliriz? Onun üzerine biraz daha yoğunlaşmak gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Bahsettiğiniz gibi bunlar önemli. Beslenmeyle bu vitaminleri, bu mineralleri alarak beslenmeyle COVID-19'a karşı bir kalkan oluşturabiliyoruz. Peki yine karşımıza çıkan önemli bir soru burada. Çokça okurlarımızdan da aldığımız, bugüne kadar seyircilerimizden de aldığımız. Pandemiyle birlikte vitamin piyasası bir patladı. Tabiri caizse. Evet. Ve korkunç biçimde işte bir vitamin, mineral, multivitamin vesaire bir takım preparatların, hapların, tabletlerin, kapsüllerin piyasada yer aldığını, işte süpermarketlerden tutun da her bir yerde karşımıza çıktığını, hani ve insanların hani fayda verebilir düşüncesiyle fiyatına da bakmadan alayım, kullanayım, ne kadar çok kullanırsam acaba o kadar çok fayda mı görürüm diye buraya yöneldiğini gördük maalesef. Maalesef diyorum. Çünkü hani ben kendi mesleğim açısından baktığım zaman hiçbir vitamin, hiçbir mineral, hiçbir besin takviyesini biz böyle kontrolsüz biçimde önermiyoruz. Ama beslenme bilimi açısından, beslenme diyetetik açısından sizin bu konudaki tavsiyeniz veya bu konuda bilimsel ölçü olarak ifade edebileceğiniz hususlar nelerdir acaba değerli hocam? Evet. Hocam evet, sizin de çok hani bence yoğun olduğunuz ve bildiğiniz ve ilgilendiğiniz bir konu olduğunu düşünüyorum bunun. Yani biz kişilere her zaman şunu söylüyoruz. İşte az önce, biraz önce söylediğim gibi her zaman önceliğimiz besinler olsun diye hep söylüyoruz. Şimdi burada tabii kişilerin eğer bir vitamin ve mineral eksikliği olduklarını düşünüyorlarsa muhakkak bence bir tahlil yaptırmaları gerekir. Ve o tahlile göre eğer bir eksiklik varsa tabii ki o eksikliğin hani giderilmesi üzerine besinsel destek ilk etapta düşünülmesi lazım. Ama besinsel destek de tabii giderilmeyecek boyuttaysa eğer, o zaman tabii ki bir takviye söz konusu olabilir.
kişilerde. Ama COVID'den korunmak üzere bir hani gelişi güzel veya ezbere bir vitamin mineral takviyesini hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz ve önermiyoruz tabii ki de. O yüzden kişilerin bence muhakkak bir öncelikle kendi vitamin ve mineral düzeylerini ölçtürmeleri gerekiyor. Bu anlamda bence bu çok önemli. Bir de tabii şöyle hocam, bildiğiniz gibi bazı bitkisel ürünlerin veya fazla kullanılan vitaminlerin de sağlığa olumsuz etkileri de var aynı zamanda. Mesela özellikle hani söyleyelim, eğer bazı kişiler bunu çok bilmiyorlarsa, mesela antikoagülan ilaç kullanan kişiler örneğin gereksiz vitamin takviyesi yaptıkları zaman bu sefer kan pıhtılaşmasını önleyebiliyorlar veya geciktirebiliyorlar. Hani bununla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar. Özellikle mesela E vitamini, K vitamini, omega 3 takviyesini böyle gelişigüzel kullanan kişilerde yani bu tür olumsuz riskler de söz konusu olabilir. O yüzden bunların bence gelişigüzel asla kullanılmaması gerekiyor. Bu konuda kişilerin bence bilinç düzeyinin muhakkak artırılması gerekiyor. Tabii bir de biz her zaman dediğim gibi doğal besinlerden yana olduğumuzu söylediğimiz için şimdi tabii şöyle de bakmamak lazım aslında besinlere. Şimdi mesela az önce örneğini verdik. C vitamini örneğini verdik. C vitamini bulunan besinleri söyledim. Mesela turunçgiller, iyi C vitaminleri kaynağı dedik. İşte mandalina, portakal, greyfurt, limon mesela bunları söyleyebiliriz. Şimdi tabii bunları tükettiğimizde biz aslında sadece C vitamini almıyoruz. Yani bu tür besinleri işte bir mandalina yediğimizde sadece C vitamini almıyoruz. Aynı zamanda o mandalinanın içinde bulunan diğer faydalı vitaminleri, lifi özellikle almış oluyoruz aynı zamanda. Ve tabii bunların da sağlığa yine olumlu etkileri var. Yani tek bir aslında vitamin kaynağıyla bir besini de eşleştirmemek gerekiyor. Hani insanların çünkü hafızalarında sanki böyle bir eşleştirme yapılıyor gibi. Halbuki bir besinde o vitaminde olanın aslında çok daha fazlası var. Ve sağlığa tabii ki total sağlığa da ciddi anlamda olumlu etkileri var. Sadece burada hocam, hani siz de takdir edersiniz, ben sadece bir D vitamini ayırabilirim bu vitaminler arasında. Çünkü D vitamininin besinsel kaynağı çok az biliyorsunuz. Güneş D vitamini için bizim temel kaynağımız, esas kaynağımız. Hani pandemi sürecinde insanlar tabii evlere çok kapandılar, dışarı çıkamadılar. Bunun bir etkisi var. Bazen kış aylarında özellikle güneşin gelme açısıyla ilgili bazı durumlardan dolayı D vitamini eksikliği söz konusu olabiliyor toplumun. Eğer D vitamini eksikliği olan kişilerin tabii ki muhakkak bir takviye ile D vitamini düzeylerini normal düzeye getirmeleri gerekir. Teşekkür ediyorum değerli hocam. D vitaminini ayrı bir yere koydunuz. D vitamini gerçekten bağışıklık üzerinde ciddi etkisi olan bir vitamin ve bahsettiğiniz gibi görülme eksikliğinin görülme sıklığı da siz daha çok karşılaşıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Toplumda bayağı yaygın. Hı hı. Hani bu konuda ölçtüren hastaların büyük kısmında D vitamini eksikliği çıkabiliyor. Evet. Bu konuda araştırmalar, yayınlar var, kanıtlar var. Dolayısıyla D vitamininin bağışıklıkta bu kadar önemli olması ve eksikliğinin sık olması belki onu ayrı bir yere koyuyor. Bu konuda zaten Sağlık Bakanlığı da geçmiş dönemlerde profilaktik çalışmalar yaptı. Yani ölçmeksizin mesela bebeklere, çocuklara, evet, işte gebelere vesaire ücretsiz D vitamini takviyeleri yaptı. Burada da tabii yine bir profesyonel sağlık çalışanının, bir hekimin tavsiyesi ve gözetimiyle hareket etmekte fayda var. Çünkü doz da önemli mutlaka. Evet, tabii ki, tabii. Hani bilinçsizce bir vitamin kullanımı bu açıdan da bir riski oluşturuyor. Tabii. Bazı vitaminler yüksek dozda toksik etkilere yol açarak organları etkileyebiliyor, karaciğerde vesaire hasara yol açabiliyor. Bu yüzden bu tavsiyeniz, bu uyarınız çok önemli. Seyircilerimize net olarak ben de bir defa daha seslenmek istiyorum. Kesinlikle hani COVID'den korur, başka hastalıktan korur düşüncesiyle herhangi bir yönlendirme olmadan, bir danışmadan, bu konuda bir profesyonel sağlık çalışanından bilgi almadan vitamin kullanma ve hele de yüksek dozlarda kullanma gibi bir yanlışa düşmeyin.
telafisi çok zor tablolarla karşılaşabilirsiniz. Hocam yani her zaman aslında söylediğinizde ben de hani ek yapayım. Tabii ki muhakkak bu vitamin, mineral bence kişilerde aslında belki senede bir ya da iki senede bir insanlar bu düzeylerini ölçtürerek bu tür adımları atmaları gerekiyor. Yani söylediğiniz gibi yani düzeylerini bilmeden veya ölçtürmeden bu tür ilaçları veya takviyeleri almaları diyelim hem ekonomik olarak kişilere bir yük getiriyor hem de dediğiniz gibi ilerleyen boyutlarında sağlık anlamında da ciddi bir mağduriyet yaşayabilirler. Evet. Yeri gelmişken onu da söyleyeyim. Aslında bu vitaminlerin ölçülmesi tabii çok önemli ama maalesef vitaminlerin bir kısmı rutinde öyle çok da kolay ölçülmüyor her yerde. Evet. Bu konuda bizim bir çalışmamız var. Hı hı. Vitaminlerin rutinde kolay ölçümle dönük metotlar geliştirilmesiyle alakalı iyi bir yolda gidiyoruz. Evet. Bunları rutine koyabilirsek gerçekten bazı vitaminler dediğiniz gibi hastalıkların oluşumunda ve seyrinde çok etkili. Eğer eksikliği varsa bazılarının fazlalığı da başka sıkıntılara yol açabiliyor. Aynen. Bunları görebilmek önemli. Ama mutlaka vitaminin eksikliği veya fazlalığı belirtiler verir. Evet. Dolayısıyla hani bir sağlık kurumuna başvururlarsa bir eksiklik var mı, fazlalık var mı? Bunun anlaşılması zaten mümkündür. Evet. Bu konuda bilinçli olmakta fayda var. Hocam her zaman aslında D vitamin örneğini verdik ama üzerinde durayım biraz daha. Şimdi tabii D vitamin eksikliğini biliyorsunuz biz aslında şeye benzetiyoruz. Hep bu anlatılan konferanslarda, seminerlerde hep söyleriz. D vitamin eksikliği buzdağının bir görünen kısmı gibidir aslında. Yani D vitamini o görünen kısımdır eksikliği. Fakat onun altında dediğiniz gibi birçok faktör, bunun belirteci olabilecek birçok faktör var. O D vitamin eksikliğine geldiğimizde aslında belki de dediğiniz gibi birçok hastalığın yani vücutta oluşması da söz konusu olabiliyor maalesef. Evet değerli hocam, yani vitaminlerin eksikliği, fazlalığı çeşitli hastalıklara yol açabiliyor. Bu konuda aslında en güzel çözümü de önerdiniz. Sağlıklı beslenme. Evet. Vitamin ihtiyacımızı neredeyse tamamıyla bu şekilde karşılamak mümkün. Mümkün. Seyircilerimizin de bunu yapmasında fayda var. Bunları konuştuk bir taraftan. Arada selenyumdan bahsettiniz değerli hocam. Selenyum beslenmede aslında ve insan sağlığında, insan vücudunda önemli yeri olan bir eser element. Ve biraz daha az duyulmuş vaziyette aslında diğer konuştuklarımıza göre bir C vitaminine göre, bir D vitaminine göre başka bazı besin içerikli koruyucu faktörlere göre daha az duyulmuş vaziyette selenyum. Selenyum biraz daha detaylı konuşacak olursak hangi besinlerde fazla miktarda bulunuyor ve tüketilmesi neden önemli? Bir kez daha bahsedebilir miyiz değerli hocam? Evet hocam, şimdi selenyum tabii aynı zamanda bir antioksidan ve aynı zamanda bir özellikle bu tabii COVID sürecinde işte bu antioksidanların da önemi artıyor. Veya immün sistemi güçlendirecek bir takım işte vitaminlerin, minerallerin de önemi artıyor. Selenyum aslında bu bağlamda biraz da ön plana çıkan bir mineral. Yani bağışıklığı da aynı zamanda güçlendirmesi anlamında ön plana çıkıyor. Tabii selenyum kaynağı besinler yine aslında bizim yani rutinde hep tüketmemiz gereken ama işte bazen unuttuğumuz besinler olabiliyor. İşte yine özellikle yağlı tohumlar bu anlamda çok önemli. İşte ceviz, badem gibi besinler bu anlamda tüketilmesi gereken besinler olarak söylüyoruz. Bazı yeşil yapraklı sebzeler bu anlamda tüketilebilir selenyum açısından. Bunların özellikle günlük beslenmemizde tabii ki muhakkak yer etmesi gerekiyor. Ama biz tabii bu besinleri özellikle bazı tüketimini unutuyoruz diyelim. Ya da bunları sanki tüketiminin aslında gereksizmiş veya bir lüksmüş gibi görülmesi toplum tarafından bazı algılar var. Halbuki aslında bunlar bizim günlük hayatımızda, günlük beslenmemizde tüketeceğimiz bir atıştırmalık olarak da değerlendirebiliriz bunları. Ben öyle söylüyorum genelde. Yani çünkü insanlar hazır işlenmiş bu paketli ürünlerden ziyade sağlıklı atıştırmalık ürünleri bu anlamda tercih edebilirler.
Selanyum Kayan abisinler de bu anlamda bizim için iyi bir alternatif atıştırmalık olarak da değerlendirilebilir. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Atıştırmalıklar aslında beslenmede önemli yeri olan ve üzerinde durulması gereken bir konu. Bu konuda birçok tavsiyede bulundunuz başladığımızdan beri. Hayatın bir gerçeği, hani evet, öğünlerden ayrı olarak bir atıştırmalık. Peki bunun beslenmemizde kaloriye yansıması nasıl oluyor değerli hocam? Yani bu hususta ana öğünlerle atıştırmalıklar arasında bir denge kurmak ve toplamda ihtiyacımızdan fazla da bir kalori almamakla ilgili genel bir tavsiyeniz olur mu acaba? Hocam, atıştırmalık ürünlerin en büyük bizim aslında riski, şöyle söyleyelim. Biz yemek yemeyi tek başına bir eylem olarak değerlendirmesi gerektiğini kişilerin hep düşünüyoruz. Yani yemek yeme o anda konsantre olunan tek kişi olmalı. Ama bizde genelde öyle olmuyor. Toplumumuzda genelde böyle olmuyor. Biliyorsunuz yemek yerken televizyon seyretme durumu söz konusu oluyor. İşte yemek yerken veya bilgisayarda başka bir işle uğraşma durumu gibi durumlar söz konusu oluyor. Bizim yemek yediğimiz yerde biliyorsunuz mutfaklarda televizyon eksik olmaz mesela. Yemek yerken muhakkak televizyon seyredin. Bu bizim normalde aslında tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Önerdiğimiz bir durum değil. Çünkü porsiyon kontrolünü zor hale getiriyor ve güçleştiriyor kişilerin. Yani normalde yiyeceğinden kişiler belki de daha fazla da yeme durumuna geçiyorlar. Çünkü aynı anda televizyonda başka bir eylem de yapmış oluyorlar. Dolayısıyla bu atıştırmalıkların da özellikle televizyon karşısında tüketilmemesi gerekiyor aslında. Bunların daha dediğim gibi televizyon seyretmeyen bir zamanda hani çayın yanında içileceksek de o ana özel bir şekilde onların tüketilmesi gerekiyor. Çünkü televizyon karşısında bu tür atıştırmalıkların bazen limiti çok daha fazla olabiliyor. Yani normalde bir insan örneğin koca bir tabak fıstığı yiyemezken, yani yiyemeyecekken diyelim, televizyon karşısında bir bakıyorsunuz insanlar çok büyük tabak böyle tuzlu bazı kuru yemişleri tüketiyorlar. Ve hani gereğinden fazla bir şekilde kalori ve enerji almış oluyorlar. Yani televizyon karşısında veya dediğim gibi başka bir eylem bilgisayar karşısında burada porsiyon kontrolünü sağlamak maalesef zor kişiler için. Dolayısıyla bunları kendine ait bir zaman diliminde veya karşılıklı biriyle en azından konuşurken, sohbet ederken, yani ilgi tamamen başka bir noktada değilken tüketmek gerekiyor. Değerli hocam, bu tavsiyeleriniz için tekrar teşekkür ediyoruz. Atıştırmalıklarda ölçüyü kaçırmayacağız herhalde. Evet. Yediklerimizde de, ana öğünlerimizde de porsiyon kontrolü, evet, önemli. Bunun da altını çizmiş oldunuz. Tabii ki bu tavsiyeler sağlıklı bir beslenme için hayati öneme sahip. Pandemi birçok şeyimizi etkiledi ama beslenmeyle ilgili de birçok etkisi oldu bununla birlikte. Bir de duygu durumumuzu etkiledi pandemi. Evet. Bununla ilgili de yine çok sayıda araştırmalar, yayınlar var. Sosyal yönden çeşitli etkileri oldu. Sosyal olarak biraz daha izole oldu insanlar. Evlere kapandılar dediğiniz gibi, evet, uzunca bir süre hepimiz izole olduk. Bu duygu durum, etkilenim, ruh halimiz, yeme alışkanlıklarımızı da etkiledi mi acaba değerli hocam? Evet hocam, dediğiniz de çok önemli bir nokta. Çünkü özellikle Covid'de aynı zamanda bu insanların duygu durumları da çok değişti, etkilendi. İşte şimdi biz de mesela öğrencilerden uzak kaldık bu dönemde veya öğrenciler üniversiteye gidemediler, evde kaldılar. Hatta şu anda yeni gelen öğrenci gruplarımız da bunları da konuşuyoruz. Onlar da evde sıkıldıklarını da beyan ediyorlar aynı zamanda. Şimdi tabii burada özellikle duygusal yeme davranışı dediğimiz bir boyut var. Bu devreye giriyor. Çünkü bizim beslenme alışkanlıklarımız birçok faktörden etkileniyor. Çevremizde gördüğümüz birçok şeyden etkileniyor. Hatta işte reklamlardan veya başka gördüğümüz birilerinden muhakkak etkileniyor ve tabii duygularımızdan da etkileniyor. Özellikle bu COVID sürecinde duygusal yeme davranışı etkilendi. Bunu gösteren çok sayıda çalışma var aslında, yapılmış baktığımızda. Bu çalışmalar tabii yeni çalışmalar ama duygu durumu her zaman
beslenme durumunu etkiliyor. Çalışmalar hep bunu gösteriyor. Tabii buradan kişiden kişiye bu değişiyor tabii ama mesela yapılan araştırmalarda daha çok mesela kadınların erkeklerden daha çok etkilendiği vurgulanıyor. Duygu durumu kadınlarda beslenmeyi daha çok etkilediği hep söyleniyor. Tabii bu yaş, meslek gibi farklı faktörler etkileme durumları farklı olabiliyor. Burada etkilenen insanların da genelde aslında bizim bu comfort food diye adlandırılıyor. Yani yüksek şekerli, yüksek yağ ve yüksek tuz içeren böyle besinlere daha çok yöneldikleri bu durumda belirtilmiş. Yani aslında biz COVID sürecinde duygusal durumumuz bundan etkilendi ve insanlar biraz daha içerikleri yüksek, dediğim gibi bu şeker yağ içeriği yüksek hazır besinlere biraz daha çok yöneldiler. İşte çikolata gibi, pasta gibi besinlere duygu durumunun da verdiği aslında bir yönelimle diyelim daha fazla yöneldiler. O yüzden kişileri muhakkak bu anlamda da kendilerini yine bu anlamda kontrol halinde tutmaları ve bunun farkında olup aslında bunun olumsuz etkilerinin de farkında olup kendilerini bu anlamda biraz daha kontrol altında tutmaları gerekiyor. Yani duygularından etkilenirken en azından bunu beslenme davranışına olumsuz bir şekilde dönüştürmemeleri gerekiyor. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Bu durumda duygu durum beslenmemizi etkiliyor. Olumsuz ciddi etkilerden bahsettiniz. Evet. Bunlardan mümkün olacak kaçınmak da gerekiyor. Yani bunun farkında olup da kaçınmak mümkün. Çünkü farkında olmadan zaten insanlar bundan kaçınamıyor. Evet. Tabii ki yağ, tuz gibi yüksek oranda bulunması bazı zararları ve hastalıkları getirecek maddelerin bu şekilde COVID etkisiyle tüketilmesi, fazla miktarda tüketilmesi, duygu durumun etkisiyle de bunun tetiklenmesi bizim sağlığımızı alt üst edecek, çok ciddi hastalıklara yol açabilecek bir durum ve bu konuda tekrar tekrar uyarılarda bulunmamız gerekiyor. Dediğiniz gibi hocam, şimdi çifte etki olmuş oluyor aslında. Hem kişilerin COVID'den korunması için zaten sağlıklı beslenmeleri gerekiyor. Yani evde aslında karantinada halindeyken de veya şu anda artık günümüzde sosyalleşsek bile yine aslında kendimize sağlıklı beslenme hedef haline getirmemiz lazım. COVID'den korunmak amacıyla. Tabii bir de tam bunun tersi bir yaklaşımla olaya girince, yani sağlıklı beslenme değil de sonra sağlıksız yani işlenmiş gıdaların tüketimi yaygınlaşınca bu sefer o çifte etkiyle COVID riski daha da artmış oluyor tabii ki. Evet değerli hocam. Bu tavsiyelerin hepsi mutlaka altın değerinde. Seyircilerimizin bunları dikkatle dinlediğini ve uygulayacağını biliyoruz. Bu sağlık programında bugüne kadar verdiğimiz birçok önemli tavsiyeyi tamamlayıcı nitelikte aynı zamanda. Evet. Çünkü beslenmenin böyle bir yönü var. Programa başlarken de söyledim. İşte hipertansiyon hastasının reçetesini düzenlerken hekimin aslında onun beslenmesini de yönlendirmesi, şekillendirmesi veya şekillendirecek birimlere yönlendirmesi gerekiyor. Kalp hastası için, iskemik kalp hastası için de böyle. Diyabet hastası için de böyle. Birçok hastalık için de böyle. Ama biz onun bir adım öncesine dikkat çekiyoruz. Evet. Hasta olmadan önce sağlıklı beslenerek bu hastalıkların çoğundan korunmak mümkün. Yine programa başlarken de biraz bahsettik ama sağlıklı beslenme sizin de detaylı anlattığınız gibi belki de kontrolü bizim elimizde olan, yani önlenebilir en önemli silah hastalıklara karşı bizim elimizde. COVID için de böyle, birçok kronik hastalık için de böyle. Kontrol bizim elimizde. Hani yaşımızı değiştiremiyoruz dediğiniz gibi. Evet. İşte genetik bir yatkınlığımız varsa bunu değiştiremiyoruz. Kronik hastalığımız varsa değişmiyor. Ama beslenmeyi pekala değiştirebiliyoruz. Peki Sayın Hocam, programın sonuna doğru yaklaşırken asıl bu alanda önemli olduğunu düşündüğüm bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Evet, tabii. Beslenme çok kolay diyoruz, sağlıklı beslenme çok kolay. Tarif de ediyoruz. Evet. Siz güzelce anlattınız. Aslında bunu bu kadar kolayken ve uygulaması da
basit, pratikken. Acaba neden uygulanmıyor? Kolay dediğimiz kadar kolay değil mi? Veya başka bir engel mi var bunun önünde? Acaba yani burada irade ortaya koyamamak, güçlü bir iradeyle bu konuştuklarımızı uygulayamamak neden kaynaklanıyor ve acaba nasıl çözülebilir? Asıl önemli olan da çözümü ne bunun? Evet. Tabii hocam, şimdi aslında biz hani mesela klinikte DSM olarak çalışırken de buna çok bu durumda çok karşılaşıyorduk. Şimdi öğrencilerimize anlatırken de bundan hep bahsediyoruz. Yani beslenme işi biraz aslında kişilerin sabır göstermesi gereken bir iş. Şimdi ben kendi öğrencilerime de örneği çok veriyorum. Hani burada da verebilirim herhalde hocam sizle beraber. Tabii siz de bir doktorsunuz, biliyorsunuz. Şimdi doktorların aslında işi biraz daha kolay. Çünkü onlar bir ilaç verip veya bir ameliyat yapıp veya belli bazı tıbbi müdahalelerle hastalarına hemen sonuç alabiliyorlar. Veya iyileşmeyi çok daha hızlı gözlemleyebiliyorlar. Ama şimdi diyetisyenlikte veya bizlerde bu biraz daha zaman ve süreç alan bir iş. Şimdi siz karşıdaki kişiye sağlıklı beslenmeyi anlattığınız zaman, tarif ettiğiniz zaman kişinin bundan sonuç alması, bu sağlık anlamında da olabilir. Hani bir takım verilerin, biyokimyasal verilerin düzenlenmesi anlamında da olabilir. Veya işte özellikle mesela kilo alma, kilo verme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Bunlarda da görülebilir. Sonuç alma işi biraz zamana yayılan bir iş. Yani biliyorsunuz burada biraz sabır gerektiren bir iş. Şimdi bizde toplumda biliyorsunuz şey kültürü var. Hemen işte diyet yapmaya başlayıp o gün akşamı insanlar tartılıyor çoğu zaman. Veya iki gün sonra insanlar tartılmaya çalışıyorlar. İşte bir haftada şu kadar kilo vereyim. Bir veya bir haftada 3 kilo, 5 kilo gibi hemen bir kilo vermeye çalışmak istiyorlar. Sonuç alınması sürece yayılması gereken bir iş. Ben bazen şeyi de söylüyorum. Mesela kişiler kilo almışlar. Örneğin 20 kilo fazlası var veya 10 kilo fazlası var. Benim hemen zayıflamam lazım diyor. Bu kişiye ben özellikle şeyi soruyorum, şunu soruyorum. Yani bu 10 kilo, 20 kiloyu bir haftada almadık en nihayetinde veya bir ayda almadık. Yani neden bir ayda vermeye çalışıyorsunuz bu kiloyu? Yani bu nasıl süreç içinde alınmışsa eğer, şimdi tekrar beslenme alışkanlıklarını değiştirerek burada süreç içerisinde kişilerin vermesi gerekiyor. Yine aynı şekilde sağlıklı beslenme olayı da hocam yine buna bağlanması gerekiyor bence. Sağlıklı beslenme sonucunda kişilerin işte kan değerlerinin düzelmesi diyelim veya fiziksel görüntüsünün değişmesi diyelim. Bunlar hepsi süreç içerisinde ve sabırlı olacak şeyler aslında. Bence burada biraz kişiler sabır göstermekte biraz zorlanıyor gibi geliyor bana. Burada mesela ben hep şunu yapardım hastalarıma özellikle. Hem tabii vücut ölçülerini alırdık biz hastaların diyete başlamadan önce. Hem de aynı zamanda kan değerlerini de alırdık. Ki zaten biliyorsunuz işte az önce söyledik zaten. Kişinin muhakkak bir eğer sağlıkla ilgili bir kendini düzeltme yapacaksa veya diyet yapacaksa muhakkak bir kan tahlilini muhakkak yaptırması gerekiyor demiştik. Kan tahlilini de alırdık diyete başlamadan önce. Diyete başladıktan belli bir zaman sonra, bu bazen kişiden kişiye tabii değişiyor ama 3 ay sonra, 6 ay sonra gibi zaman zarflarında tekrar bu ölçümleri bir daha yapardık kişilere. Ve bu ölçümleri yaptıklarımız zaman aslında kişiler hem kan değerlerinin daha düzenli olduğunu, mesela şeker ölçülerinin falan düzenlediğini insanlar görünce gerçekten şaşırıyorlar. Veya işte kişiler belli bir kilo kaybı yaşadıkları zaman gerçekten şaşırabiliyorlar. Yani bunları aslında kişilerin sağlıklı beslendikten sonra belli bir zaman sonra görmeleri bu kişileri aslında motive edici bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden sabır ilk etapta çok önemli. Biz hemen her zaman söyleriz. Yani diyete başladınız diye hemen o gün kilo vereceksiniz veya bir hafta sonra kilo vereceksiniz diye bir kural yok. Dolayısıyla kan bulgularında da yine aynı şekilde burada da düzelmeyi yine sabırla ve tabii ki zamana yayarak görmeleri gerekiyor. Yani burada sabır bence çok önemli bir anahtar. Bir de tabii ki hocam bu beslenme alışkanlığı değiştirme olayı da kolay bir davranış değil. Kişilerin muhakkak bu anlamda kendilerini sağlıklı beslenmeye yönelik geliştirmeleri gerekiyor. Tükettikleri besinlerin sağlıklı ve aynı zamanda lezzetli olduğunu da düşünmeleri gerekiyor. Bu da çok önemli çünkü. Bu sefer de kişilere verdiğiniz besinleri insanlar zorla tükettiklerinde veya istemeyerek tükettiklerinde burada da bir kalıcılık sağlayamıyorsunuz. Kısa süreli olmuş oluyor. O yüzden aslında kişilerin seveceği tarzda muhakkak beslenme önerileri yapmak lazım.
kişilerin beslenme alışkanlıklarını dikkate alıp onlara göre öneri vermek de hocam çok önemli. Yani herkese aynı öneriyi değil de özellikle kişisel öneriler, kişiye özgü öneriler bunu sağlıklı beslenmenin sürdürülmesinde ciddi manada bir önem taşıyor. O yüzden biz hep biraz zaman söyleriz, diyet aslında genel öneriler çerçevesinde kişilere verilir tabii ama özellikle birebir kişiler takip edilirse ve birebir öneri verilirse kişilerde o zaman daha verimli sonuçlar alınır. Teşekkür ediyorum değerli hocam. İrade gösterip burada sabırla, kararlı olmak herhalde neticeyi beraberinde getirecektir. Evet, ama bu konuda seyircilerimize önemli görevler düşüyor. Sadece bizi dinleyerek değil, dinlediklerinde düzenli bir şekilde sabırla uygulayarak neticeye varmak mümkün. Bugün aslında birçok konu konuştuk. Hem sağlıklı beslenmenin genel tanımını, hem beslenmedeki bazı önemli sorunları, beslenmedeki vitamin, mineral takviyelerini, bunların hangi durumda nasıl yapılacağını konuştuk. Covid-19 için koruyucu beslenme, bağışıklığı güçlendirme, bu konulara biraz değindik. Evet. Süremizin yettiğince. Programımızda bize ayrılan sürenin sonuna doğru geliyoruz değerli hocam. Bu süreçte siz kapanışı yapmadan önce seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Hocam aslında ilk söylediğim noktadan belki yani, yola çıkarak söyleyebiliriz. Sağlıklı beslenmenin zor olmadığını ve aslında bizim vücudumuzun rutininin bir ihtiyacı olduğunu düşünerek hareket etmeleri gerekiyor. Çünkü bizim hani atalarımız da diyelim veya eskiden insanlar da hazır besinlerle beslenmiyorlardı. Onlar da doğal olarak bulunan besinleri tüketiyorlardı. Burada belki özellikle şunu söylemek lazım. Mevsimindeki mesela meyve sebzeye insanların yönelmesi gerekiyor. İşte kaliteli protein kaynağı besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Beslenmede muhakkak çeşitlilik düzeyinin artırılması gerekiyor. Yani tek tip besinler değil de her zaman çevremizde bulunan, etrafımızda bulunan o doğal besinlerin çeşitliliğine insanların yönelmesi gerekiyor. Bunların hepsini yaptığımız zaman yani sağlıklı beslenmeyi adım atmış oluyoruz ve bunların dediğim gibi alışkanlık haline getirilmesi ve ilerlemesi de işte bu sağlıklı beslenmenin aslında sürdürülmesi anlamına geliyor. Nazik davetiniz için hocam ben teşekkür ederim size. Güzel bir konuşma ortamı oldu bizim için de. Bilgilerimizi aktarma imkanı bulduk sayenizde. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah değerli hocam. Sevgili seyircilerimiz, Bir Nefes programının daha sonuna geldik. Bugün yine keyifli, güzel bir sohbetle beslenme hakkında birçok önemli bilgi paylaştık. Bu bilgiler sağlığımız için, sağlıklı bir yaşam için hayati öneme sahip. Hep birlikte sağlıklı beslenerek sağlıklı yarınlara yürüyelim. Programımızı kapatmadan önce ben son uyarımı bebek ve çocuk beslenmesiyle alakalı yapmak istiyorum. Çünkü onların bütün sistemleri, bütün vücut yapıları oluşum aşamasında, gelişim aşamasında bu süreçte kötü bir beslenme tarzı, yanlış bir beslenme modeli telafisi imkansız bazı sıkıntılara yol açabilecektir. Konuştuklarımızı lütfen kendimize uyguladığımız kadar çocuklarımıza da uygulamak için, uygulatmak için hep beraber gayret edelim diyorum. Sağlıkla kalınız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederiz.